Adana Yüreğil ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta 17 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulmuştu. Yaralı olarak iş arkadaşları tarafından aynı araçta Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın zanlısı olduğu belirlenen Emrah Bey ise yakalanmıştı. Zanlının ifadesinde kızının, maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah Bey tutuklanmıştı. 4 gün önce 14 Ağustos'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, olayın yaşandığı iş yerinin yakınındaki bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına ait. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Yıldırım başka bir çalışanın kullandığı araçla iş yerine geliyor. Önce sürücü, ardından da Yıldırım araçtan inip iş yerine giriyor. Yakındaki bir iddia bayisinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde ise şüpheli Emrah Bey, burada bir süre iş yerini gözetledikten sonra iş yerine ait bir aracın geldiğini görüp dışarıya çıkıyor. Daha sonra Yıldırım iş yerinden hızla çıkıp yeniden araca bindiği sırada şüpheli Emrah Bey koşarak araca yaklaşıyor. Şüpheli güvenlik kamerasının açısının dışında kalırken sürücü aniden araçtan çıkıp iş yerine giriyor. Şüpheli bir süre sonra elinde silahla güvenlik kamerasının açısına girdikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor. Dışarıya çıkıp aracın kapısını açan çalışanlar Yıldırım'ı vurulmuş halde görüyor. Bu sırada bir kadın çalışan sinir krizi geçiriyor. Diğer işçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın bir süre sonra baygınlık geçiriyor. Personelden biri ise aynı araçla yaralı Yıldırım'ı hastaneye götürüyor. Olayın ardından olayın zanlısı olduğu belirlenen Emrah Bey yakalanmıştı. Zanlının ifadesinde kızının maktulün tecavüzü sonrası hamile kaldığını öne sürmüştü. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah Bey tutuklanmıştı.